Fenerbahçeli misin? Galatasaray'dan size Adnan Polat mı gönderdi? Antrenmanda diyorsunuz ki, buyurun. Antrenmandan sonra, aslında antrenmandan öncesi var. Ama antrenman konuşmam, içini biz biliyoruz tabii. Biz antrenman içini biliyoruz. Konuşmam antrenmandan sonra. 2014 Dünya Kupası'nda TRT'de yorumcusunuz. Snyder'le ilgili bir şey söylediniz. Snyder'le karşılaştınız. Evet. Ne oldu? Cenk Ergün aradı beni. Hocam dedi, başkan sizle görüşmek istiyor dedi. Tamam dedim, neredesiniz dedi. Stad'dayız. Dedim Cenk, ben Florya'dayım. Dedim acil bir şey değilse yarın konuşalım dedim. Şimdi tam trafik saati. Bu saatte dedim şimdi oraya gelmem. Hocam başkan bekliyor dedi seni. Mustafa Denizli ne demek? Sizin için Fatih Terim ne demek? Herkese merhaba. Türk futbolunun çok değerli, çok kıymetli isimlerinden bir tanesi. Sadece oyunculuğu ve hocalığıyla değil, insanlığıyla da bizim gözümüzde şampiyon olan çok kıymetli bir büyüğümüz, abimiz, aynı zamanda dostumuz, sevgili Hamza Hamzaoğlu ile beraberiz. Rabona ekranlarında Hamza Hoca ile yapacağımız bu sohbet, inanın bir abi kardeşin içinde Galatasaray'ın da bulunduğu, Türk futbolunun da bulunduğu bir sohbeti. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet. Şimdi hocam, arkadaşlar Hamza Hoca 1970 yılında Batı Trakya'da doğuyor ve hala da orayla kökenini kaybetmiyor. Hocam size şeyi sormak istiyorum. Dünya futbolu içinde de bu problemli bir durum. Gerçi siz çok erken geldiniz ama göçmenler ve futbol ilişkisi hep böyle önemli bir ilişkidir. Yani geldiği yerde tutunmak için, sosyalleşmek için bir futbol. Siz de İzmir'e geldiniz. Evet. Önce bir geliş süreci ve nasıl oldu? Göçmen bir ailenin futbolcu çocuğu. Çok var dünyada. Evet tabii. Şimdi bizim de o zaman... Babam böyle bir karar verdi yani. Çocuklarımı ben kendi toprağımda, kendi vatanımda yetiştirmek istiyorum diye. Ve o şekilde Türkiye'ye geldik. Tabii geldiğimizde ben 7 yaşındaydım. İlkokula başladım. İşte okul arkadaşlarımın yanında, tabii mahallede de arkadaşlarıma kendimi ispat etmek zorundaydım. O zaman da tek meşgalemiz vardı futbol. Yani bir top ve peşinde bütün mahallenin çocukları. Ya, Yunanistan'da 7'ye kadar oynuyor muydunuz köyde, sokakta? Yok, sadece amcamın oğlu vardı. Salih abim. Onunla beraber kendi bahçemizde hani topa vurmayı falan öğretmişti bana. Ama yine şimdiki yani o zamanki tabirle pis burun vuruyorduk yani. Topa teknik olarak bir şey öğrenmedik. Daha sonra tabii mahallede yetenekli olduğumu ben de fark ettim. Diğer çocuklar bunu fark etti. Orada işte bir kabul görmeye başladık. Ve bunun üzerine de hep devam etti hayatımız. İzmir'de, İzmir Spor'la başladınız kariyerinize. Yıldırım Hoca rahmetlinin çok büyük bir, sizin için hem anısı var hem de bir şeyi var değil mi? Yani Yıldırım Hoca deyip, İzmir Spor deyip birkaç cümle, sizi Galatasaray'a getirmeden birkaç cümle etmek istiyorum. Tabii şimdi aslında Altay'la başladım. Altay'la. 4 sene Altay'da ama nüfus... olmadığı evet, için yani lisans çıkmamıştı. Lisanssız. Sonra İzmir Spor'a geçtim. İzmir Spor'da tabii ilk antrenman ve Yıldırım Hoca ile tanıştım. Benim için inanılmaz bir insan. Yani hayatımın belki de dönüm noktası. Antrenörlüğü bana sevdiren. Abim, her şeyim. Yani bizim ekibimizin de gerçekten en değerlisiydi diyebilirim. Hı hı. Allah gani gani rahmet eylesin onu da. Yıldırım Hoca hem İzmir Spor'da, Buca Spor'da top oynuyordu. Yani düşünün o zamanki şartlara bakın. Buca Spor'da futbolcuydu. 34 yaşlarında falandı. İzmir Spor genç takımında da antrenördü. Hı hı. Böyle bir imkanlar vardı o zaman. Halil Bıçakçı ile beraber çalışıyordu. Halil Hoca Altay efsanesindenmiş. Tabii. Halil Hoca, yani rahmetli Doğan Emültay, bunlar İzmir'deki duayen hocalardı. Allah hepsine rahmet eylesin. Hı hı. Yıldırım Hoca o gün hayatıma girdi ve ölene kadar da hayatımda kaldı. Hocam çok merak ettiğim bir konu var ama bu tabii bir şahsi bir sorudan ziyade biraz dış politika sorusu. Sizin jenerasyonunuz da, anneniz babanız da çok çekti. Yani Batı Trakya sorunu konusunda fikriniz nedir? Bunu şu yüzden soruyorum. Yani bir politik analizden öte. Yani orada gidip geliyorsunuz da acılar, sıkıntılar sizce manen devam ediyor mu? Sizin 50 yıllık hayat, 52 yıllık hayat kariyerinizde Batı Trakya sorunu sizde hep oldu mu? Aslında ben hala da Yunanistan'a gidip geliyorum ve gerçekten çok keyif alıyorum. Yani hem orada akrabalarımı ziyaret etmekten, hem tatil yapmaktan. Yani insanlar arasında aslında hiçbir sorun yok, hiçbir problem yok. Yani baktığınızda hep politik sebeplerle ortamlar geriliyor ya da sorunlar yaşanıyor. Aslında insanların birbiriyle alıp veremediği hiçbir şey yok. Hı hı. Ama tabii ülke çıkarları söz konusu olunca politik anlamda bir şeyler yapmak gerekiyor belki de. Ya çok anladığımda bir konu olmadığı için siyaset. O zaman böyle sanki bir gerginlik, bir şeylik varmış gibi. Bir de geçmişte yaşananlar var. Onlardan dolayı belki de sıkıntılı durumlar olabiliyor. Ama
dediğim gibi ben çok keyif alıyorum Yunanistan'da. Hem tatil yapmaktan hem de akrabalarımızı ziyaret etmekten. Şu anda bir sıkıntı yok yani öyle bir. Ama esas babanız zaten tarafında işte o 74 Kıbrıs harekatı sonrasında orada çok sonrası sorunlu günler yaşanmış. 74-75'lerde değil mi? Ya kolay da değil tabii orada. Şimdi gece kapılarımız taşlandı mesela o dönemde. Bu tür sıkıntılar yaşayan her iki ülke arasında yaşanabilecek şeyler aslında. Yoksa biz orada bizim köyümüzün yarısı Yunanlı, yarısı Türk. Yani biz kardeş yaşayan insanlardık yani orada. Tabii herkes kendi alanında. Yine orada Yunan okulu vardı köyümüzde, Türk okulu vardı. Kilisemiz vardı, camimiz vardı. Yani herkes kendi alanında. Kardeşçe zaten yıllarca yaşamışlar. Doğru. Yani. Hocam nasıl geçtiğinizi bu tarafa hatırlıyor musunuz? Öyle tabii bir ki, bir hatırlarsın onu konuşsanız. Çünkü çok tabii insanın ki öyle öyküsü var. Tabii ki yani biz gece yani 7 Ocak'tı tarih. 7 Ocak ben, 70, 77. 77. Ben 7 yaşındaydım. Yani biz taksilerle sınıra geldik yani bilmiyorum artık tam neresi olduğunu. Ve bizi orada birkaç avcı pozisyondaki insan nehir kenarına indirdi ve kano vardı. O birer kişi oturulan, 4-5 kişinin oturabileceği bir kano vardı. Gece eşyanız karanlık, eşyalarımız da vardı biraz ufak tefek. Ve o kanoyla bizi 2-3 sefer yaptılar, karşıya geçirdiler. Ben mesela en önde oturuyordum annemin kucağında. Ben önümü göremiyordum mesela suda. Karanlık, gittik öyle ve çamura saplandık. O zaman ben karşıya vardığımızı anladım. İndik falan orada işte. Bizi bıraktılar bir yerde. Dediler sizi gelip alacaklar burada. Tarlaların arası köpekler avlıyor. Ben korkuyorum. Hava soğuk. Yani kolay değil. Zor günlerdi. İzmir ama planlı bir tercih miydi? Mecburiyet miydi? Tabii planlı tercih. Yani amcam daha önce İzmir'e yerleşmişti. Biz pasaportla turist olarak daha önce ona gidip geliyorduk zaten. En son babam böyle bir karar alınca bu şekilde geçip Yunan vatandaşlığını hani orada bırakmış. Şimdi arkadaşlar Hamza Hoca'yı bunları anlattırıyoruz ama bunun sebebi şu yani onun öz yaşam öyküsü tabii kıymetli. Hamza Hoca bu 7 Ocak 1977'de geçtiği günden itibaren bu topraklarda keyif de sürmüş ama dayak da yemiş bir adam. Hayatın her alanında canı da yanmış bir adam. Bu anlamda yani bu geçiş aslında 7 Ocak 77'nin ardından hoca Türkiye'ye geliyor. İşte böyle bir yaşam öyküsü. Hocam tabii İzmir Spor döneminin ardından Galatasaray teklif getiriyor. Ne oluyor ya? Galatasaray'da nasıl bir gelecek kuruyorsun? Galatasaray hayalin mi? Ve tabii sana sorulacak aykırı sorulardaki bir numaralı soruyu sorayım. Fenerbahçeli misin? Fenerbahçeli miydin? Fenerbahçeli miydin? Şimdi orayı bir anlat. Fenerbahçe meselesini tabii bir anlat bize. Şimdi çocukluğumda tabii Yunanistan'dan daha dediğim ya yani Salih abim Fenerbahçeliydi. Ondan bir Fenerbahçelilik aşılandı bana. Türkiye'ye geldiğimizde de ben hep Fenerbahçeli olarak mahallede mesela Cemil'in formasıyla ben oynardım. Mahalle aralarında. Ondan sonra tabii bizim sporda profesyonel olunca hafta sonları maçlar oluyor bilmem ne. Tabii Fener maçlarını izliyoruz. Yıldırım Hoca ile beraber destekliyoruz falan. Sonra tabii İzmir Spor'dan transferim yani 3 sezon full oynadıktan sonra transferim gündeme geldi. Birçok takım istiyordu beni. Ama İzmir Spor bana bir imza attırmıştı. Yani o zamanki parayla 100 milyar olan bonservis bedelim 800 milyara çıktı birdenbire. Ve benim transferim zorlaştı. Bursa Spor istiyordu, Trabzon istiyordu, Fenerbahçe falan o zaman istiyordu. Galatasaray devreye girdi. Olimpik mini takımdan sonra Yunanistan'da Akdeniz oyunlarına gitmiştik. Döndüğümüzde Yurdaşen abi, Yurdaşen Karahasan, buradan selamlarımı gönderiyorum. Bizi aldırdı Altay'la beraber, kaleci Altay'la. Konuştuk, ettik. İşte orada sordular hatta takımlarımız hangi takımı tutuyorsunuz diye. Ben Fenerbahçeliyim dedim. Dönerken hatta ben diyordum Altay'a, kaleci Altay'a. Dedim Altay ben herhalde gelemem ama sen gelirsin Galatasaray'a diye. Sonra ben geldim Galatasaray'a. O bir sene sonra Fenerbahçe'ye gitti. Böyle bir süreç yaşadık. Galatasaray'a geldikten sonra ilk maça çıktım burada. Hazırlık maçıydı Zeytinburnu'yla. Çok iyi oynadık. Ertesi gün hemen kampa gittik Hollanda'ya. Ve bir gün öncesi Cuma'ydı. Cumartesi maçı oynamıştık. Cuma günü yetiştiremedik bonservis işlemlerini. Notel'e gittiğimizde kapanmıştı. Ondan sonra Cumartesi maçtan sonra kampa gittik. Bu ara Fenerbahçe İzmir Spor'la devreye giriyor beni kaçırmak için, almak için falan. Tabii tabii. Kampta Hollanda'da Yurdaşen abi beni odasına çağırdı. İsyan ediyor tabii. Olur mu böyle şey? Bize söz resmen verdiler. Resmen Galatasaray oyuncusu değilsin sen.
değilim. Resmen değilim. Ve o maçla da iyi oynayınca Fenerbahçe tekrar devreye giriyor imza atmadığımı öğrenince. Ve beni özel uçakla gelip kaçırmaya karar veriyorlar. Bana haber gönderiyorlar falan filan İzmirspor'dan. Yurdaşan abi isyandı. Dedim Yurdaşan abi sakın hiçbir şey yapma. İşte fazla para istemiş İzmirspor. Dedim onu da verme. Ben dedim hiçbir yere gitmem. Ben size söz verdim. Ceza da alsam ne olursa olsun ben dedim artık buradayım yani. Ve o şekilde... Yaş bu arada 21. 21. Yani hiçbir şey değişmemiş. Arada, o defteri de kapatmış olduk o zaman. Ama Yurdaşan abi yine vermiş herhalde biraz fazla para. Yine sıkıntı hocam, yaşamasın diye. Hocam oyuncu Hamza Hamzoğlu'nun ve o dönemki Galatasaray'ın en büyük olayı, haberi, daha doğrusu gündemi magazini o gün için söylüyorum. Şu meşhur 18 Mart 1992'deki Werder Bremen maçı. Ben o gün sahada olan, kulübede olan herkesin hayatının o maçta değiştiğini düşünüyorum. Çünkü o sene senin de içinde yer aldığın takım eğer Werder Bremen eleseydi Kupa Galip bir kupası Galatasaray'a gelirdi. Gelebilirdi. Gerçekten. Bir anlatsana o meşhur maçı. Şimdi tabii ilk maçı Almanya'da oynadık. 2-1 mağlup olduk. Orada attığımız aslında bir gol bizim için çok değerliydi. İyi de mücadele ettik. Fakat Werder Bremen o zamanın Almanya'nın iyi takımıydı, iyi kadrosuydu. Efsane Klaus Allos bile yedekti. Vardı, yaşlıydı, yedekti. Aynen öyle. Yanılmıyorsam Mustafa Hoca o maçtan sonra basın toplantısında dedi ki herhalde yani İstanbul'da dedi biz turu geçeceğiz dedi. Kar da yağsa ne olursa olsun dedi. Biz turu geçeceğiz gibi bir laf söyledi. Yani tabii Mustafa Hoca'nın o kendine özgüveni inanılmaz o zamanlar. Biz döndük. Maçı oynayacağız. Hiçbir yerde kar yok statta. İnanılmaz kar var. Ve Mart ayı bu arada. Evet yani. Ondan sonra ya maça çıktık. Çok da iyi mücadele ettik aslında. Fakat kolay değildi yani Werder Bremen'e gol atmak falan. Son dakikalar, son saniyeler bir pozisyon oldu. Kale çizgisi içinde. Hem Rotary vurdu, olmadı. Taner döndü, vurdu. Taner vurdu, olmadı. Ve biz 0-0 bitti maç. Ondan sonra da ben iddialıyım. Elendik. O gün yani. Orada bulunan herkesin kaderi değişirdi o maçta. Evet. O gol olsaydı. Tabii gol olsaydı biz kupayı alabilirdik. Çünkü kupayı zaten Werder Bremen aldı. Tabii. Hocam Galatasaray'da 2 sene üst üste şampiyonluk yaşadınız ama biraz sonra da değineceğimiz konulardan bir tanesi o. Ben çok iyi hatırlıyorum sizi izledim. Hamza Hamzoğlu'nun sahada tırnak içinde çirkefini pisliğini hiç görmedim. Büyük mücadele verir. Hı. Topa girer. Gözünü budaktan sakınmaz. Ama bir oyuncu da şöyle itişsin kakışsın. Centilmen bir oyuncudunuz. Ya öyleydim. Hala öyleyim. Ben hiçbir zaman yani ben her zaman şöyle söyleyeyim daha doğru olacak. Her zaman rakibime saygı duyarım. Çünkü rakibim de bir emek veriyor. O da bir şeyleri kazanmak için mücadele ediyor. Ben bana atılan hatayla atılan bir tekmeye de anlayışla karşılık veririm. Yani saha içinde olan her şeyi anlayabilirim. Ve hiçbir şeyi de saha dışına taşımayı doğru bulmam. O yüzden hani taraftara karşı şirinlik yapayım diye de bir şeyler yapmam. O yüzden ya ben hem rakiplerim tarafından, çünkü ben de onlara her zaman saygı duyduğum için, hem rakiplerim tarafından, hem rakip taraftarlar tarafından ve kendi seyircimiz tarafından hep saygıyla karşılandım. Bu da benim için çok önemli bir kazanç değil. Hocam 92-93 ve 93-94 Galatasaray şampiyonluklarının Türkiye şampiyonluğundan daha öte bir durum var. İlk maçta sahadayımızın hatırlamıyorum şu an ama İlk Şampiyonlar müziğini dinleyen ekiptesiniz. Evet. Şampiyonlar Ligi ilk defa maçı. Kuruldu tabii o zaman. Hatta statüyü de değiştirdiniz. Statüyü değiştirdik. Manchester United'ı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kaldığımız zaman bir sene sonra statü değişti. O zaman 8 takım kalabiliyordu Şampiyonlar Ligi'ne. Ve 4'erli 2 grup yapılıyordu. Biz de Manchester'ı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kaldık ve ilk Şampiyonlar Ligi Old Trafford vardınız değil mi? Vardım. Vardım. Müziğini orada taraftarımıza dinlettik. Ve o günden beri de zaten Galatasaray bu sene biraz belki Avrupa'da boy gösteremeyecek ama her zaman Avrupa'da farklı bir Galatasaray olarak hocam, o ama yer aldı. Bir kültür. Özellikle değerli kardeşlerimiz Galatasaray tarihi 1996'da başladığını zannederler ama o Werder Bremen maçı, Neşet Ermaş'ta falan. Neşetel yani o da aslında bir kültür yani. Tabii. Galatasaray'ın kendinden geninden gelen bir kültür. Peki o zaman aykırı sorularda tekrar bu soruyu sormak zorundayım. Sen madem bizim büyüğümüzsün, abimizsiniz, arkadaşımızsınız. Galatasaray'dan sizi Adnan Polat mı gönderdi? Ya bilemiyorum şimdi. İç yüzünü bilemiyorum ama Adnan Polat vardı. Adnan Sezgin vardı. Alp Yalman başkandı. Yani sebebini
Onlara sormak lazım işin doğrusu. Fakat ben takımın ikinci kaptanıydım o zaman. Bülent birinci kaptandı. Ve banka oynayan oyuncuların içindeydim ben de. Bülent'le, Okan'la ve diğer arkadaşlarla anlaşmalarına rağmen benimle bir anlaşma talebinde bulunmadı kulüp. Ve bir gün Adnan Sezgin bizi çağırdı. Antrenman sonrası soyunma odasına malzemeciyi gönderip. İşte Hamza, Yusuf, Cihat, yukarı Mert bir de. Adnan Sezgin sizi odasına bekliyor. Allah hayırdır inşallah. Sezon devam ediyor mu? Sezonun son maçı. Son maçı. Yani. 94-95 sezonun son maçı. Evet, son maçı. Ondan sonra ya da bir iki hafta var. Gittik yukarıya. Tek tek girdik içeriye. Adnan Sezgin dedi ki, Hamza dedi, yönetim dedi size bu rakamı uygun gördü. O git bana imza atın. Yani. Dedim abi böyle bir anlaşma şekli var mı yani? Biz dedim bir şey söyleyemeyeceğiz mi? Valla söyleyebilirsin ama dedi hiç değişen bir şey olmaz. Dedim böyle bir şey olmaz abi. Ben bunu kabul edemem. İyi dedi. Yani dedim siz bir düşünün. Ben de düşüneyim. Bir hafta sonra görüşelim. Bir hafta sonra döndüm. Tekrar dedi biz yani hiç aynı rakam. Atarsan at. Dedim bak gitmemi istiyorsanız söyleyin gideyim. Yani ben kalmam ama ben Galatasaray'da kalmak istiyorum. Ve futbol hayatımı burada bitirmek istiyorum. O zaman buna imza atacaksın. Ama söyledikleri rakam git demek aslında. Git demek. Yani. O git demek yani. Ondan sonra neyse ben bir rakam söyledim. Dedim ben yine söyleyeyim yani bunu verirseniz en azından atarım ben. Çünkü diğer arkadaşlarımdan da düşük bir rakam söyledim. Ki diğer arkadaşlarınız sizden daha iyi. Daha az oynayan falan yani. Ondan sonra tamam dedi. Sonra bir daha aradım. Abi ne oldu? Yok dedi aynı. Ben düştüm. Düştüm. En son dedim ki abi 1 lira. Sembolik. Adım atın bana. Ben ki anlayayım benim kalmamı istediğimi. Gitmemi istemiyorsunuz. Söylemiyorsunuz böyle bir şey. Hayır kalmanı istiyoruz diyorsunuz ama bir sembolik bana bir adım atın. Yapmadılar. Ben de son gün 5'e 5 kala İstanbulspor'a imzayı attım. Yani arkadaşlar burada tabii meselenin para olmadı. Hamza Hoca'nın yani gitmek istedi. Beni isteyenler var deyip mesela Fenerbahçe de devreye girdi. Hı hı. Beni Fenerbahçe de istiyor diye söylemedim asla. Yani ben beni isteyenler var deyip rakamımı arttırmak gibi bir çaba içinde değildim. Ben kulübümün bana karşı bana verdiği değeri görmek istedim. Evet. Bu çok hoş olmamış. Hocam 95 yılında İstanbulspor'a gidiyorsunuz ama o İstanbulspor aslında bir sene sonra yapılanacak. Evet. 95'te aslında siz o büyük şaşalı İstanbulspor'a gitmiyorsunuz. Daha sonra çok tabii. Sizle beraber şaşalanıyor. Tabii. Ama orada da hayatınızın kaderinin beraber yürüyeceği hocalar var. Fuat Hoca var, Metin Mert sonra tabii. Geliyor falan. İsa Hoca var. İsa Hoca var. Orada da bir kader çiziliyor aslında değil mi? Yani İstanbulspor'a tabii, giderek tabii. Antrenör Hamza Hamzoğlu'na doğru bir bakış oluyor. İstanbulspor esas ikinci sene büyük mevzuya geçiyor değil mi? Tabii hamlesini o zaman yapıyor. Yani ama ilk sene aslında bunun izlenim vermişti. Veriyor tabii. Yani Leo Benekur. Benekur bir hocayı getiriyor. Aldım. Peter van Fossen, Van der Brom falan onlar geliyorlar. Yani Avrupa'nın iyi oyuncularıydı bunlar Hollanda'nın. Ve iyi paralara geldiler o zaman. Dolayısıyla yani şeylerini veriyordu zaten sinyallerini. Fakat yeni bir takımdı ve genç bir kadro oluşturulmuştu. Yani Leo Benekir, Türk milli takımı, yani Ümit milli takımdaki bütün oyunculardan kimi alabilirseniz alın demiş. Ümit var değil mi? Ümit Davala bu kadroda. Ümit Davala var. İşte Atakan falan vardı. Şenol vardı. O zaman daha Altan vardı. Altan. Emrah Eren vardı. Yani genç ve yetenekli oyuncuların çoğunu Engin toplamıştı kadrosunda. Engin var. Gençlerdeki Engin var. Engin sonradan geldi. Sonradan. Engin. Yani öyle bir kadro kurulmuştu. Ben işin doğrusu Leo Benekir bir sol bek ihtiyacı varmış ve bütün oyuncuları bakmış, incelemiş. Özellikle de beni istediği için ben gittim. Hmm. Çünkü Leo Benekir'den dünya çapında bir antrenör. Ben de antrenörlüğü hedeflediğim için. Kafayı yazmışlar değil mi? Antrenör tabii, olacaksın hocam. Tabii olacağım. Ben çocukluğumdan beri zaten o var. Ve Leo Benekir'le çalışayım diye de gittim biraz. Yani Galatasaray'da bana böyle yapınca nereye gideyim? Yani Leo Benekir'le çalışayım. Ondan öğreneceğim çok şey olur diye. Oraya gittim. Hocam tabii İstanbulspor deyince aklına insanların hep Cem Uzan geliyor ve çok para, bol para geliyor. 96-97 sezonunda Aykut Hoca ve Oğuz Hoca'nın da gelmesiyle beraber evet. Hatta Gökhan abinin falan da gelmesiyle beraber iş başka yere gidiyor. İstanbulspor maddi olarak size çok şey verdi mi futbolcu Hamza Hamzoğlu'na? O para furyasından yararlandınız mı siz de? Çok para aldınız mı? Ben hiçbir yerden öyle çok fazla paralar alıp da gitmedim. Ben gönül adamıyım. Yani
beni samimi bir şekilde isteyen, düşünen olursa ben ona yaklaşıyorum hep. Maalesef öyle bir kötü uyum mu diyeyim artık nedir? Bunu çünkü çok suistimali açık olarak görüyorlar ve kullananlar da oluyor. Ben de bilerek buna müsaade ediyorum bazen. Çünkü benim yani başka dertlerim var, başka hedeflerim var. Sorun o karın değil. Her yerde doyar diyorsun. Aynen öyle. Yani şükürler olsun yani. Yani İstanbulspor'da çok büyük paralar kazandığımı söyleyemem ama. Ama o dönem çok para vardı ama. Tabii çok para vardı. İstanbul'da çok para vardı. Çok para vardı. Yani o başka oyuncuların neler aldığını da ben biliyorum ama ben o rakamları hiçbir zaman çıkmadım. Bir de hocam o takımda siz zaman zaman kaptanlık da yaptınız. Aykut hocalara, tabii, Oğuz tabii. hocalara falan onlara kaptanlık da yaptınız değil mi? Zaten o sezon gittiğimde ben birkaç hafta sonra Leo Benekir beni takım kaptanı yaptı. O sezonu takım kaptanı olarak geçirdim. Bir sene sonra işte Aykutlar, Oğuzlar gelince ben o zaman Adnan Sezgin de gelmişti bize İstanbulspor'a. Adnan Sezgin'e gittim. 1 lira arttırmayan Adnan Sezgin'e. Gittim dedim ki Adnan abi dedim ben Oğuz abinin önünde kaptan olarak çıkamam. Çünkü Oğuz abi hem milli takımın kaptanı o zaman hem Fenerbahçe'nin kaptanı. Hem benden yaşça da büyük. Dedim ben kaptanlığı Oğuz abi vermek istiyorum. Ama kaptandınız verdiniz siz. Tabii verdim ben. O da tamam Hamza sağ ol dedi. Ve Oğuz birinci kaptan, ben ikinci kaptan olarak. Devam ettiniz. Hocam bir de 97-98 olduk ama Sergen de geliyor. İyice tabii. Yıldızlar topluluğu, yıldızlar topluluğu. Şimdi oralardan siz artık yavaş yavaş futbolun sonuna doğru gelirken İstanbulspor'a 4 sene çok büyük bir istikrar. Şunu hep görüyoruz ama o efendilik, o çelebilik kalibre devam ediyor. Ve Türk futbolunda da Hamza Hamzoğlu diye bir güç var ve bir sol taraf var. Şimdi orada biraz teknik konuya gireyim. Evet. 3-5-2, üçlü defans, 3-4-3. Valerian İsmail hepimiz çok çok tartışıyoruz. Geçen sene Sayın Vitor Pereira üçlü meselesine bakışın nasıldır? Dünyada o sizin oynadığınız 30 sene önceki dönemle bugünkü üçlü arasında kalp kapasitesi, teknik, oyun, alan bilgisi arasında farklar var mı? Şimdi ben... O gün aynısı oynuyor muyduk? O gün farklı oynuyorduk. Yani o gün işte genelde rakipler 4-4-2 oynuyorlardı, 3-5-2 oynuyorlardı. Hep iki santraforla karşılıklı oynadığımız için sistemler o zaman iki stoper bir libero gibi. Yani o üçlüler öyle oynuyordu. Ve kanat oyuncuları da hem hücuma destek veriyor hem de savunmaya 80-90 metre kullanıyordunuz. Tabii. Yani o bütün çizgiyi kullanıyorduk. Ve ben tabii dörtlü sistemi de oynadım futbolculuğumda. Üçlü sistemi de oynadım. Kanat da oynadım. Orta sahada oynadım. İç orta sahada da oynadım. Tabii var, hepsi var. Ben oynamadığım mevki kalmadı aşağı yukarı kaleci hariç. Bir de bunları hep düşünerek ben oynadım. Çünkü hep antrenörlüğü düşündüğüm için bir oyuncunun hangi mevkide neler yapması gerektiğini hep daha aslında o zamanlarda... Oyuncu Hamza'yı antrenör Hamza şey yapıyor, koç ediyor tabii, aslında. Aynen öyle. Ve bana göre bu sistemlerin içinde ben daha sonra zaten hep ben 4-2-3-1 düzenini tercih ettim. Çünkü sahadaki yükü eşit paylaşabilmenin yolu olarak ben 4-2-3-1'i gördüm. Kusura bakma araya gireceğim. Hatta Galatasaray başındaki ilk maçta da Burak'a adeta bir 4-2-3-1'in ikinci oyuncusu gibi. Oyuncusu 10 gibi. Numara gibi oynatıp Drogba'ydı değil mi önde? Yok, hayır. Umut. Umut Drogba var. Yoktu benim zamanımda. Pardon. Umut vardı. Yani iki Akhisar maçına çıktınız. Evet. İki santrafordan önde Umut, arkaya Burak koymuştunuz. İlk maçta. Burak'ı arkaya koydum ve ona da söyledim. Dedim Burak. 10 numara gibi oynayacaksın. 10 numara gibi oynayacaksın ama 10 numara gibi değil. Aslında seni buraya çekmemin tek sebebi var dedim. Senin her maç en az 10-12 tane offside pozisyonuna düşmene engel olmak. Çünkü eğer sana atılan topta sen offside'de kalıyorsan bir atak gidiyor. Yani hem rakibe topu veriyoruz, onlara bir atak akıl şansı veriyoruz. Akıl sürekliliğimiz de kalmıyor. O da kalmıyor. Ve Burak çok hep defans arkası koşu yapmayı sevdiği için erken hareketleniyordu. Top biraz geç atıldığında offside. Sen bir geri dur. Ve atak kesiliyor. Dedim ki Umut'u önde koşturalım sağa sola. Umut o konularda daha dikkatli. Sen de hiç olmazsa geriden onun boşalttığı alanlara akıllı oyuncusun. İki golden biri doğru olmuştu galiba değil mi? Evet öyle atmıştı. Akhisar maçında. Ve ben ona çok sevinmiştim. O taktiğin yani, hayata tabii, geçti diye. Evet hayata geçtiği için. Çünkü Burak'a inandırmam lazımdı. Orada oynadığında onun için daha faydalı olacağını. Ve Burak ondan sonra daha az offside pozisyonuna düşer hale geldi. Ve Umut'la beraber oynadığında istatistiklere de o zaman baktık biz. Yani Burak Umut'la beraber oynadığında daha fazla gol üretmiş. Eyvallah. Umut hocam, da üretmiş, o da üretmiş. Yani o yüzden onları öyle kullanmayı daha... Sorularım doğru. da yoktu fakat çağrışım yaptı. Galiba Rize maçıydı.
program başında söyledim. O kadar iyi bir insansınız ki. Burak'ın oynamaması gerektiğini belki bile bile oynamak isteğiyle sahaya attınız 5 dakika sürdü. Evet. Ve ben sizi çok eleştirdim. Evet. Yani ben de kendimi eleştirdim ama. Mesela o maçta niye Burak şimdi, muhtemelen size hocam illa oynayacağım demiştir ya da bir gözüyle mimiğiyle niye oynattınız o maçta Burak'ı ki sakatlandı bir daha? Şimdi Rize'ydi değil mi? Rize değildi galiba ya Başakşehir'di belki de Rize'ydi hatırlamıyorum yani maçı. Burak'ın arka adalesinde problem vardı ve tedavi sürecini geçirdi. Ama bir hafta daha beklememiz gerekiyordu. Son antrenmana çıktı. Doktor Yener'le beraber test yaptılar. Bütün koşularını yaptılar. Asimetrik koşuları, sprintleri hepsini denediler. Ve antrenman bitti. Ben içeri girerken soyunma odasından yukarıya çıkacağım zaman Yener'le Burak beni aşağıda soyunma odasının orada yakaladı. Şey, rest yani. Evet. Ben Burak'a yani 18'e de almayı düşünmüyordum o zaman. Ondan sonra hocam dedi ben iyiyim Burak. Ben oynayabilirim. Burak tamam iyisin de bak bir hafta daha bekleyelim. Risk etmeyelim. Ya işte doktorla test yaptık hocam falan. İşte Yener dedi hocam yaptık bütün koşulları falan. Burak iyi şu an. İlla oynayacaktı mı? Dedim tamam şimdi oyuncuyu da kıramazsın. Çünkü o da yönetme sanatı. Tabii ki değerli bir oyuncu ve onun da şevkini kırmamak lazım. Dedim tamam Burak o zaman bak kadroyu alayım. Sen otur. Yine bir şey olur yani risk etmemiz gerekirse seni ederim ama gerekmezse de hiç etmem dedim. Tamam hocam dedi o zaman. Kabul etti. Aldım kadroya. Ertesi günde tabii maç 2-0 öndeyiz. Yani Burak da idmansız kalmasın diye aslında o günü de boş geçirmesin diye ısınmaya kaldırdım ben. Oyuna sokacağım için değil. Burak da ısınıyor tabii hem de kendini test ediyor. Ama o vücut gelip tanıdığımız Burak sana oynamak istediğini tabii hissettiriyor. Hissettiriyor, sürekli. İstiyor. Hocam, yani, hocam, maç 2-0 hocam, olmuş pozisyona giriyoruz, hocam, gol atmak istiyor tabii. Şimdi bir de golcüler farklıdır. Golcü her zaman sahada kalmak ister, her zaman gol atmak ister. Burak da o gün yani böyle istekli çok, iyiyim diyor sürekli. Ben de oyuncu değişikliği yapacağım. 70. dakika mı artık? Son dakikalar mı gelmişti? Tam bilmiyorum, hatırlamıyorum. Döndüm kimi alayım oyuna falan diye bakıyorum. Kenarda kimler ısınıyor? Sağda o durum Burak nasıl? Burak enerjiyi atıyordur, veriyordur. Burak bana bakıyor şimdi gözlerime, göz göze geldik. Böyle yap hocam, gireyim. Akıllı, duygu arasında kalıyorsun. Orada bir karar vermek yani. Zorundasın. Yani aklın almadı. Oyuncunun şevkini şimdi Burak'ı oyuna sokmasan sonra üzülecek. Yani bir şey olacağından değil ama üzülecek. Şimdi oyuncunun o şevkini de kırmak istemiyorsun. Oynamak isteyen oyuncuyu yani tamam. O isteği arzusu varken onu devam ettirmek lazım. Bu Burak değil kim olursa olsun oyun orada. Başka ama Burak daha olsa, şiddetli bunu yaşıyor. Tabii. Ondan sonra gözlerime baktı falan tatlı bir şekilde böyle hocam falan dedim hadi gel. Dedim ama bak girerken Burak bak forvet oyuncusun. Yani test bir gün önce söyledim ben doktora da Burak'a da söyledim. Dedim bak test başka bir şey. Burada rakipsiz ortamda test ediyorsun. Ama dedim bak yarın bir top atılır önüne. Rakip koşar. Sen ondan önce gitmek için daha fazla zorlarsın. Sakatlanırsın. Aynısı dedim. Oldu. Aynısı oldu. Aynısı oldu. Bir gün sonra işte oyuna soktuk ve aynısı oldu. Şimdi burada ben Burak beni çok zorladı ya da doktor işte böyle yaptı. Kararı ben hiçbir verdim. Hiçbir anlam ben verdim. Ve o gün çıktım. Özür diledim. Burak'tan da özür diledim. Kamuoyundan da özür diledim. Bundan dolayı da çok eleştiri aldım. Niye özür diliyormuşum? Yani yok, bir hata yaptıysam özür dilerim yani bunda. Ve yıllar sonra da söylüyorsunuz. Hocam şeyi soracağım. Şey az önceki bütünlüğü kaçırmayayım. Ben yine araya girdim. Tabii. Üçlü meselesinde 30 yıl öncesinin üçlü ve bugünün üçlüsü arasında trikler var. Şeyler var. Farklılıklar var. Yani. Tabii farklılıklar var. Şimdi o gün 3-5 2 santraforlu. 2 santraforlu. Şimdi başka bir bugün, düzene geçtik. Yani 3-4-3 gibi de oynayabiliyorsunuz. Yani kanatları da yine kullanabiliyorsunuz. O 5'li savunma. O konuda gibi. Katolik misin? Kafan tek şeye mi basar? 4-2-3-1 mi var benim mi dersin? Yoksa dönüştürür müsün? Hayır, dönüştürürüm. Çünkü şöyle dönüştürürüm. O da elimdeki kadroya bağlı. Yani elimdeki kadroyla bunu oynayabilirsem. Ver bana skripriyeteyi neler yaparım. Oynarım mesela. Yani. Ama dediğim gibi yani burada o boşalan yerleri doldurmak, görev dağılımı, paylaşım, yani uzun süre çalışmayı gerektiren şeyler. Biz o zaman üçlü oynuyorduk, 3-5-2 oynuyorduk ama belki altyapılarda bile o sistem oynanıyordu. Alt liglerde o sistem oynanıyordu. Biz öyle yetişip gelmiştik oraya. Dolayısıyla bu sistem geçişleri
öyle kolay değil. Yani çalışmadan bunları oynamak çok doğru değil. Buna zaman ayırmak gerekiyor. Hocam, Galatasaray'daki hocalığınıza geleceğim de, sevgili Cenk Ergin, ortak dostumuz bana şunu söylemişti. Hamza Hamzoğlu dediğimiz kişi, ki o da sizden küçük, Hamza abi diye der belki. Hamza abi şunu yaptı demişti. Bu Florya'da geldi, amil takım yardımcı antrenörken antrenman yaptı. Bu Florya'da geldi, Eyüp Spor'la çalıştı, evet. Denizli Spor'la çalıştı. Bu Florya'da geldi, şimdi teknik direktör. Bunu niye söylüyorum? Akhisar Spor'la geldi, hazırlık maçı yaptı. Evet, bunu niye söylüyorum dedi Cenk. Çok güzel, benim kafamı açmıştır. Ya Hamza Hamzaoğlu Galatasaray teknik direktörüne girerken öyle babası öldüğü gün İbrahim Albayrak geldi. O iş öyle bir günlük bir duygusal mesele değil demişti. O anlamda söylüyorum. O gün herhalde Goran Bregovic'in düğün ve cenazesinde olduğu gibi düğün de var zihninde, cenaze de var, belki mevta evi. Evet, evet. Yani çok zor bir gündü bizim için ama dedim ya, hep o gün basın toplantısında da söyledim. Yani Abdurrahim abinin araması böyle içimize belki bir şey serpti. Yani bir serinlik verdi. Babamın acısını da hani çok derin, yani nasıl diyeyim, acı bir şekilde yaşamadık, öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray'ın teklifiyle biraz hayata çarçabuk dönmek zorunda kaldı. Yani acımızı hafifletti biraz. Hı hı. Yani belki dedim Allah'ın hani bize şeyi bu, hani acıyla beraber yanında bunu da veriyor ki bu acımızı biraz olsun, hiç olmazsa bastırabilelim diye. Rahmetli'nin Galatasaray antrenörü ol diye bir şeyi var mıydı, isteği yok, var mıydı? Babam babam çocukluğumda tabii ben Yunanistan'dan geldiğimiz için hani topun peşinde koşarken oğlum ya sana mı kaldı bu iş diyordu. Türkiye'de bu kadar insan var. Bırak diyordu. Annem de hep derdi, oğlum masa başında bir işin olsun. Öğretmen öğretmen oluver. Tabii yani bizim öyleydi düşüncelerimiz ama ben de çok seviyordum futbolu tabii. Bırakamadım. Daha sonra okul maçları bilmem ne, babam hep gelirdi, maçlarımı izlerdi benim. Ama babam tribüne gelirdi. Böyle en ucura köşeye gider. Tek başına oradan seyrederdi maçı. Ama aynı yani gün benle üzülür, benle şey yapar. Eve dönerdik, bana masaj yapardı. Görüyordu çünkü sahada ne kadar çok koştuğumu, mücadele ettiğimi. Ama aynı gün bir evde, düğün ve cenaze Fulya'daydı değil mi? Fulya'da bir evde yaşandı. Yok, İzmir'de. İzmir'de mi yaşandı? İzmir'de. Aa, bilmiyordum onu, bak İstanbul diyordum ben. İzmir'de bir evde yaşandı. Peki, tabii o gün siz amir takım yardımcı antrenörsünüz. Ve Fatih Hoca'dan da haklı olarak hem Abdurrahim'e hem siz bir izin süreci söz konusu oldu, evet. Üst amirinizden. Oraya gelmeden evvel size şeyi sormak istiyorum. Size ilk Galatasaray forması veren Mustafa Denizli, evet. Ve ilk milli takımda yardımcı antrenörlük yapıp o güne kadarki en yüksek kariyeri sağlamanızı sağlayan Fatih Terim. Mustafa Denizli ne demek? Sizin için Fatih Terim ne demek? Tabii ikisi de aynı dönemin çok önemli oyuncuları ve idolleri bana göre. Mustafa Denizli hem benim Altay'da da altyapıda oynadığım zamanlar hep ve hayatımda ilk kez maça gittiğimde Altay Galatasaray maçıydı İzmir'de. Mustafa Denizli'nin bir tane kornerden, bir tane korner direğine yakın yerden ayak dışıyla, sol ayak dışıyla attığı bir gol şahit oldum. Ya Mustafa Denizli benim için çok ayrı bir yere sahipti, idoldü. Ama milli takımlarda, Ümit Milli Takım'da Fatih Hoca ile tanıştıktan sonra Fatih Hoca'nın bu ülkeye yani karakterini, Türk futboluna yani karakterini ortaya koyarak kazandırdığı çok şey olduğunu gördüm, şahit oldum. Bir kere özgüven açısından Fatih Hoca inanılmaz, Ümit Milli Takım'dayken bize inanılmaz bir özgüven aşıladı, öyle söyleyeyim yani. Alan özgüven açtı. Çok, tabii alan açtı. Ufkumuzu genişletti. O zamanlar biz hep Avrupa takımlarından çekiniyorduk. Üç yemesek, beş yemesek gibi düşüncelere sahiptik. Ben Fatih Hoca ile beraber biz bunları da yenebiliriz düşüncesini o zaman gördüm. Mustafa Hoca da tabii ki bizim bunu yaşamamızdan daha önceki yıllarda Nöşetel maçlarında Galatasaray takımıyla beraber yani bunu ülkeye yaşatan hocalardandı. İkisinin de bence Türk futbolunda çok önemli yeri var. Çok önemli değere sahip. Hocam Mustafa Hoca ile oyuncu teknik direktör ama Fatih Hoca ile yardımcı teknik direktör ilişkisi kurdunuz ve Fatih Hoca'ya yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi etrafında kimse ona konuşamaz. Herkese höt söt eder. Hamza'nın lafı kıymetsizdir. Ahmet'in lafı zaten değerli değildir. Fatih Terim etrafındaki ben, yardımcılarına söz hakkı bırakmayan bir hoca mıdır? Ben öyle bir şey yaşamadım. Yani biz Fatih Hoca ile beraber hem milli takımda çalıştık. Ve ben fikrimi rahatlıkla söylerdim ve hoca da aslında söylememizi isterdi. Belki
insanlar ya da başka arkadaşlar yani Fatih Hoca'nın fikrine karşı bir fikir söylememek için onun fikrini hep kabul etmiş olabilir ama ben fikirlerimi açık yürekli de söylerdim ve hoca da bundan memnun olurdu yani. Hoca aksine ister yani fikirlerini paylaşmayı. Fatih Terim'le... Sonuçta zaten karar yine onun kararı yani. Doğru. Fatih Terim'le adeta bir abi kardeş baba oğlu ilişkisinin ötesinde iki tane kritik telefon görüşmeniz var. Birincisi Galatasaray'a gelirken Abdurrahim Bey artı siz. İkincisi evet. Galatasaray'dan giderken yolda. Evet yolda. İkisini de rica ediyorum. Tabii Abdurrahim abi arayınca ben dedim abi tabii ki gelirim. Ama ben dedim milli takımda çalışıyorum ve Fatih Hoca için ben milli takıma onun yardımcısı olarak geldim. Ona bir sözüm var, milli takıma bir sözüm var. Yani eğer hocam izin verirse yine o zaman federasyon başkanımız Sayın Yıldırım Demirören de eğer olur derse benim için hiçbir sakıncası yok. Ben tabii ki seve seve kulübüme hizmet etmekten onur duyarım dedim. Ve ondan sonra Fatih Hoca'yı aradılar Abdurrahim abiler. Sonra bana tekrar dönüş yaptılar. Hoca tamam dedi diye. Yıldırım Başkan'la da konuşmuşlar. O da tamam demiş. Ve bu şekilde ben geldim. Ayrılırken de o zaman milli maç vardı. Sanıyorum kazanmıştık herhalde Fatih Hoca takımın başındayken. Ben de Florya'dan çıkıp stadın oraya kulübe başkanın yanına gelirken yoldan hocayı bir arayayım dedim. Çünkü aklımda benim yani ayrılacağım falan hiç öyle bir şey yok. Yolda trafikteydim. Dedim hocayı bir arayayım hem tebrik edeyim. Hem bir konuşayım yani sesini duyayım diye. Aradık öyle bir konuştuk. Nasıl gidiyor falan. İyi dedim hocam işte şimdi ben de gidiyorum kulübe doğru falan diye söyledim. Her şey yolunda iyi. Bir sıkıntı yok dedim yani. Öyle gidiyoruz. Sonra tabi ayrılınca aradı beni oğlum. De sen yani, ya dalga mı geçiyorsun? Ne? Böyle bir şey çıkıyor. Altyazıda görüyoruz falan. O da dedim hocam ben de hiç dedim bunu düşünmedim. Geldim. Onu konuşacağım. Böyle bir şey. Onu soracağım. Hocam 6 Aralık 2014'te az önce siz söylediğiniz Akhisar maçıyla başlıyorsunuz. O sezonu sadece Fenerbahçe Trabzon mağlubiyetleriyle bitirip 2014-15 sezonunda Galatasaray'da şampiyon oluyorsunuz. Ve 7 Kasım 2015'te Rize'de 4-3 mağlup olduktan sonra o meşhur antrenman geliyor. Galatasaray'da neler yaptıklarınızı falan oraya girmeyeceğim da. Ya antrenmanda diyorsunuz ki. Buyurun. Şimdi antrenmandan sonra aslında antrenmandan öncesi var. Ama antrenman konuşmam, içini biz biliyoruz tabii. Biz antrenman içini biliyoruz. Konuşmam antrenmandan sonra. Basın toplantısı. Ha ya yani antrenman basın onu toplantısını biz duyuyoruz. Ha. Ben basın toplantısını biliyorum sadece. Evet. Şimdi ama basın toplantısından önce antrenman öncesi var. Biz o gün antrenmanı alt sahada yapmayı uygun gördük zemini koruma adına. Ve ben yukarıdan aşağı indim. Bizim Florya'da soyunma odasının önünden geçiyorsun. Birinci sahaya çıkıyorsun merdivenlerle. O sırada da Umut çıktı soyunma odasından. Biz yan yana geldik. Tabii sosyal medyada falan Umut'a çok aşırı bir tepki var. Kulübe çok aşırı bir tepki var. Sözleşmesi otomatik olarak uzadığı için. Umut da tabii bu tepkilerden dolayı üzgün ve ağlamaklı bir şekilde. Yani resmen gözlerinden yaş gelerek çocuk bana dedi ki Umut. Ya hocam dedi ben bu kulübe ne yaptım dedi ya. Ne yaptım? Ben dedi her şeyimle burada mücadele veriyorum. Koşuyorum, ter akıtıyorum, bu kulübün başarısı için uğraşıyorum. Ya sözleşmem uzamış dedi benim. Yani 25 maç oynarsam uzar diye. Oynamışım, hak etmişim. Bir yıl uzamış. Yani bunun için insanların bana bu tepkisi. Yani ben ne yaptım bu kulübe? Ben dedim ki oğlum dedim sen sakın üzme kendini. Bunlara da takılma. Dedim senin bu kulüp için neler yaptığını bilmesi gerekenler zaten biliyor dedim. İdmana doğru yürüyorsunuz. Antrenmana doğru yürüyoruz birinci sahadan bizim. Bir numaralı sahadan. Sen dedim işine bak devam et. Sen doğru yoldasın devam et oğlum dedim. Onu da o şekilde hani teskin edip antrenmana çıktık. Antrenman sonrasında yine değinmeyeceğim ben bu konuya. Basın mensuplarından biri sordu. Hocam dedi böyle böyle Umut'la ilgili dedi işte tepkiler var dedi. Dedim insanlar niye tepki veriyor ben anlamıyorum dedim. Yani Umut dedim bu takımda en çok koşanlardan bir tanesi. Ve tam bir takım oyuncusu. Arkadaşları için mücadele eden, kulübü için savaşan bir oyuncu. Zaten dedim Umut'un kontratı bitmiş olsaydı bile, otomatik uzamasaydı bile ben uzatırdım dedim. Yani ben uzatırdım dedim bu kadar. Cümle de bu. Cümle bu. Sonra
İdman bittikten sonra odanıza geçtiniz. Belki yemek falan. Telefon mu geldi? Öğlen yemeği yedik. Biz ondan sonra... Bu arada bunun canlı yayınlandığını tabii, hatırlıyorum. Devre televizyonlarda. Şey için yani bu basın toplantınız canlı yayınlandı. Tabii tabii yayınlandı. Demeç falan değil yani. Yayınlandı tabii tabii. Sizin laflarınız onu. Yani ben sonra bir daha izlemedim gerçi. Benim öyle bir şeyim var. Neyse. Ondan sonra yemeği yedik. Yemekten sonra ekibimle beraber biz oturduk. Devre arası transferiyle ilgili oyuncu izliyoruz. Ne eksiğimiz var, ne yapabiliriz? Yani bunların planlamasını yapıyoruz. Akşama kadar da çalıştık. Saat 5 falan da yanılmıyorsam 5.30 mı geliyordu öyle bir şeydi. Cenk Ergün aradı beni. Hocam dedi, başkan sizle görüşmek istiyor dedi. Tamam dedim, neredesiniz? Dedi, stat'tayız. Dedim Cenk, ben Florya'dayım. Dedim acil bir şey değilse yarın konuşalım dedim. Şimdi tam trafik saati. Bu saatte dedim şimdi oraya gelmem. Hocam başkan bekliyor dedi seni. Sen gel dedi. İyi dedim o zaman. Dedim Allah Allah, herhalde transferle ilgili bir şey mi? Önemli bir şey konuşacağız herhalde gibi. Ben onu düşünüyorum. Hala biz gönderileceğiz falan aklımın ucundan geçmiyor. Çünkü başarısız da değiliz. Yani sezona belki kötü başladık. Yine oyun olarak kötü değiliz. Bir iki yine Muslera'nın bireysel hatalarla yani elinden kaçırdı falan topu. Öyle bir gol yedik Sivas'ta. Sonra Osmanlı maçıydı yanılmıyorsam. Müthiş bir baskı, tempo ama mağlup olduk. Sonra yavaş yavaş toparlamaya başladık. Şampiyonlar Ligi'nde puanlar aldık. Galibiyet var. Yani ya Benfica ile oynadığımız maçtan sonra Benfica'nın hocasının demeci var. Yani nefes alamadık diye. Yani bu tür şeyler var. Ve Astana'da berabere kaldık. Bizi çok eleştirdiler. Ama bir rapor mevzusu var. Belki de o da biraz bu sonu hazırlamış olabilir. Rapor? Astana maçından sonra yönetim benden rapor istiyor diye bir şey çıktı. Takımın işte kötü gidişiyle alakalı falan filan. Ben dedim ki ya kötü gittiğimiz bir şey yok. Yani yönetim sizden rapor istedi mi? Rapor istedi. Ben dedim ki böyle bir rapor vermem. Zaten biz burada her gün konuşuyoruz. Cenk'le konuşuyoruz. Mehmet Özbek'le konuşuyoruz. Başkan geliyor. Bir şey sorsa onunla konuşuyoruz. Yani işin yani rapor vermem dememdeki sebep şu. Tabii ki kulübe rapor verecek antrenör. Verir. Ama ben daha gelmeden sabah antrenmana basında bunun çıkması enteresan. O bir operasyon göstergesi. Tabii. Ben ona sinirlendiğim için ben böyle bir rapor vermem dedim. Onun üstüne böyle bir şey gerçekleşince dedim siz bunu önce basına servis ediyorsunuz. Yani insanlara şunu mu demek istiyorsunuz? Yani Astana maçındaki beraberliğin suçlusu hoca. Biz de hocadan rapor istedik, siz merak etmeyin. Gece 12'den sonra. Yani böyle bir şey olabilir mi yani? Ben dedim bu raporu vermem. Bana soracaksanız bir şey sorun, burada söyleyeyim. Ama bunu rapor olarak ben de vermiyorum dedim. O zaman hocam şu akla geliyor bu anlattığınız rapor detayıyla beraber. Yani umut meselesi bahane oldu. Sizi bahane göndermeye oldu. Karar vermişler miydi? Evet. Bence öyleydi. Fırsat arıyorlardı. Fırsat arıyorlardı. Peki. Hocam şimdi yine çok sizin kıymetli... Ama şunu söyleyeyim. Yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada yani sadece... Sayın Dursun Özbek'i falan şey yapmak istemem. Yani o zaman yönetimde birkaç kişi vardı. İstekleri, amaçları farklı gibiydi ve onlar bu zemini hazırladılar diye düşünüyorum. Anlıyorum. Çünkü sonrasından biz hani oturduk, Dursun Başkan'la oturduk, konuştuk. Mehmet abiyle konuştuk. Onlar yani, makul insanlar. Tabii diyorsun. Makul insanlar. Yani onlarla bir sıkıntı değildi. Bence yaşadığımız bizim farklı yerlerden geldi yani bu sıkıntı. Hocam ben de biliyorum ama sizin anlatmanızı rica ediyorum. Ayrılık tebliğ edildikten sonra işin ekonomik tarafında Hamza Hamzoğlu ne dedi? Ben yani başkan bana deyince hocam biz ayrılma kararı aldık diye ben de hayırlı olsun başkan dedim yani. Ondan sonra gerekçesini sordum işte Umut'la ilgili verdiğim demeç gibi söyledi. Bahane oldu, anlaşıldı. Evet, yani ben dedim ki ya siz bunu anladıysanız zaten çalışamazmışız. Ayrıldık. Hocam nasıl yapacağız dedi. Dedim başkanım bugüne kadar ne hak ettiysek onu dedim verirsiniz. Biz dedim yarının parasını istemeyiz yani. Onu verirsiniz alırız. Tamam. Onunla ilgili hazırlıklarını yaptılar. Ertesi günde imzayı attık zaten. Bu arada sizin çekmecede tabii 2,5 yıl daha vardı. 3 yıllık tabii. 3 yıllık kontratım vardı zaten. Ben ama hiçbir zaman bunu zaten sorun eden bir insan değilim. Yani ben
Ben de çalışmayı isteyen insanlarla beraber bir şey üretmekten keyif alıyorum. Hocam. Bana mecbur olan insanlarla değil. Yani ben de çalışmaktan keyif alan insanlarla. Tarihi unutmuyorum. 25 Mayıs, 24 ama 25 Mayıs 2015 günü. Bu benim hafızama yazılmış vaziyette. Şansal abinin programına çıktınız. Şampiyon Galatasaray teknik direktörü sıfatıyla. Evet. Ve orada dediniz ki göreve geldiğim gün arkadaşlarımız video izlemekten bunaldıkları için videoyu kaldırdım. Çok eleştirdim sizi. Hala da aynı yerdeyim. Niye yaptınız bunu? Şimdi bu tabii çok derin bir konu aslında. Şimdi analizler, onlar bunlar hayatımıza girdi artık. Bu kaçınılmaz bir şey. Burada 7 sene önceden bahsediyoruz. Tabii, tabii kaçınılmaz bir şey. Fakat o zaman tabii Prandelli belki de kendi sistemini oturtmak için takıma sürekli hem rakip analizi hem kendi maçlarının analizi sürekli video izliyorlar, oturuyorlar. Ve işte sen şurada şunu yaptın, burada bunu yaptın gibi oyuncular artık bıkmışlar bundan. Biz hepimiz oyuncuyduk. 20 dakikayı geçtiği zaman toplantı sıkılırdık. Eğer bir hoca bize sahada yapacağımız her şeyi detaylı bir şekilde anlatmaya kalkıyorsa hocanın bize güvenmediğini hissederdik. Yani demek ki hoca hiçbir yeri açık bırakmak istemiyor ki. Yani korkuyor. Her şeyi bize anlatmaya çalışıyor. Demek ki bize güvenmiyor. Bilinçaltı bunları alır. O yüzden oyunculara güven vermek, oyunculara güvendiğini hissettirmek bunlar başka şeylerdir. Şimdi her yiğidin farklı yoğurt yiyişi vardır. Ama biz burada artık yiğitlerin yoğurt yemesine müsaade etmiyoruz. Daha birinci kaşığı attığında başlıyoruz ne yapıyorsun sen diye. Hocaları biraz rahat bırakmak lazım. Bazen çok analiz yaparsın takımı doğru yere taşırsın. Bazen hiç yapmazsın doğru yere taşırsın. Analiz yapmaman demek takımı bilimsel çalıştırmadığın anlamına gelmez. Benim tanıdığım en iyi hocalardan bir tanesi Safvet Susiç'tir. Ben elinde daha kalem kağıdı görmedim. Ama her şey buradadır. Yaptırdığı her şeyi bilir. Ne için yaptırdığını bilir. Yapılan antrenmanın neyi amaçladığını bilir. Anlatabiliyor muyum? Bunları çok doğru teraziye koymak lazım. Bilim evet çok önemli. Bugün artık her şeyi bilime dayandırabiliyoruz. Ve bütün yaptığımız işleri rakamlarla herkesin gözü önüne serebiliyoruz. Bu önemli bir şey. Bunlar bize tabii ki katkı sağlıyor. Biz de kullanıyoruz. Analiz ekibimiz var, ayrıca ekiplerimiz var bunun için. Yapılan bütün istatistiki verileri alıp tekrar inceliyoruz. Bunlar lazım. Ama işin bir de bu tarafta psikolojik bir oyun boyutu var. Yani futbol sonuçta bir oyun. Yani bu oyunun ruhunu kaybetmeden yaptığınız işler buradaki rakamları güzel hale getiriyor. Yani Hamza Hamzoğlu şunu demek istiyor. Keyif ve mutluluk tarafı Prandelli evet. döneminde biraz geride bırakılmış. Aynen daha öyle. Otomatikleştirilmiş bir hayat. Evet. Tamam. Oyundan zevk almayan bir oyuncu grubu vardı. Doğru. Oynadığından zevk almayan. Ben biraz geldiğim gün mesela baklavasını oynattım. Şimdi biraz bunlar, o bize ait, bizim topraklara ait. Abi bizim topraklara ait ama yabancıların da hoşuna gitti. Niye? Çünkü buna ihtiyacı vardı takımın o gün. Takımın evet. rahatlamaya ihtiyacı vardı. Takımın sürekli onlara nelerin yapılması gerektiğini hatta söylenmesine biraz değil. Birazcık o çocukluğundaki futbol oyununa, arkadaşlarıyla o takım şeyine biraz o psikolojiye ihtiyacı vardı. Hocam 2014 Dünya Kupası'nda TRT'de yorumcusunuz. Snyder'le ilgili bir şey söylediniz. Snyder'le karşılaştınız. Evet. Ne oldu? Snyder'le neler yaşadınız? Kaldı ki siz de bir yorumcu sıfatıyla orada eleştirebilirsiniz. Hakaret ettiniz. Bir şey yapmadınız. Snyder'le burun burun. Tabii ki ben o gün milli takım hocası olarak oradaydım. Ve ama yorumcusunuz sonuçta. Yorumcuyum. Yani. Bir şey söylemem gerekiyor. Ve milli takım hocası sıfatıyla da orada ben söylemem gerekeni doğru bir şekilde söyledim. Analiziniz oydu yani. Tabii ki. Yani yani yabancı oyuncular bu ülkeye geliyorsa bu ülke oyuncularından daha farklı bir şeyler katması gerekir. Kaldık Snyder'de o potansiyelde bir adam. Kaldık Snyder'de o potansiyelde. Zaten rakamlara baktığında çok inanılmaz farklar var Türk oyuncularla arasında. Snyder'in orada söylediği aslında doğru bir şeydi. Yani bizim işte Türkiye'de her oyuncu ayağına topu aldığında 2-3 kere dokunmadan sana pas vermiyor. Halbuki Hollanda'da en genç oyuncu bile bunu bir kere de yapabiliyor diye söylemiş. Cevap vermeyebilirsin de tarif ettiği oyuncuyu tanıyor musun? Yok. Çalıştın mı? Bence hem tanıyorsun hem çalıştın. Olabilir ya. Birçok yani çok oyuncu var bu şekilde.
Yani gerçekten yani söylediği şeyin belki... Teknik olarak doğru diyorsun. Durum tespiti doğru olabilir. Ama orada ama Sinner orada biraz... Türk oyuncuları hani biraz eleştirmesi biraz şey oldu. Ben de Türk milli takım hocası olarak oyuncularımı biraz da hani savunmak demeyeyim de doğru bir pencereden insanların görmesini sağladım. Sonra döndün. Evet Snyder sen bunu söylüyorsun. Bu doğru dedim hatta. Televizyonda da söyledim yanılmıyorsam. Dedim ya ben tekrarını televizyonda da söyledim herhalde. Evet söylediğin şey doğru ama zaten bunun için sen buradasın. Bunu yükseltmek amacıyla. Tabii ki. Yani sen bunu yapabildiğin için buradasın ve bu rakamları alıyorsun. İlk soyunma odasında bir kucaklaşma var değil mi hocam? Onu dedim. Yani bugün seni sahada gördüğüm kadar Galatasaray maçlarında da bu mücadeleyi görmek istiyorum. Gelip sen de bunu yapmıyorsun bu sefer orada. Yani bu kadar para alıp mücadele etmezsen bu iş olmuyor. Bilmen yeterli olmuyor bazen. Sahaya da yansıtman gerekiyor diye o gün öyle bir eleştiri yapmıştım. ilk geldiğim günde yukarıda tabii odada antrenmana hazırlanıyordum ben. Mert Çetin'e dedim. Wesley geldiğinde dedim yukarı gelsin. Yukarı geldi odaya. Wesley dedim yönetimle konuştum. Şimdi dedim aşağı iniyorsun çantanı alıyorsun. Ve dedim ayrılıyoruz. Şaşırdı. Sonra güldüm. O da güldü. Dedim Wes var mı bir problem senden yana? Dedi hoca yok dedi. Dedim, benden yana da yok. Hadi biz dedim işimize bakalım. Antrenmana çıkalım. Başka bir şey de oldu aramızda. Ayrı bir güzel anekdot ama onu anla paylaşamam burada. Peki hocam. Güzel bir şekilde indi aşağıya ve devam ettik. Hocam son sorum. Kusura bakmayın sizi çok sevdiğim için eleştiri yapmak da benim sizi sevdiğimden ötürü tabii bir borcum gibi. Sanki Galatasaray'da şampiyonmuş Hamza Hoca, asla Bursaspor'dan bahsetmiyorum. Evet. Tekrar antrenörlük yapmak için biraz acele etmedim. Ne yapmalıydım? Biraz daha bekleyemez miydiniz hocam? Ne için? Yani beklediğim her zaman bana göre kayıp diye düşünüyorum. Şimdi insanlar belki beni çok eleştiriyor olabilir. Haklı da olabilirler. Yani şampiyon hoca bu kadar gezer bu mi? Bu kadar çabuk gezer mi diye. Ama ben ekibimle şöyle bir yola çıktım. Yani biz futbola hizmet etmeye yola çıktık. Kulüp, takım, lig bizim için çok önemli değil. Bize nerede ihtiyaç olursa, biz futbola nerede hizmet edebilirsek orada gidip bildiklerimizi... Yani çok şey bildiğimizi söyleyemem ama bildiklerimizi bilebildiğimiz kadar, aktarabildiğimiz kadar bizden sonraki gençlere, oyunculara aktarmalıyız. Biz böyle bir yol yürüyoruz. Yani yarın öbür gün yine olur iyi bir takım, yine gider çalışırız. Olmaz başka bir kulüp, yine gider çalışırız. Yani bizim futbola bakış açımız yani bu yönde farklı yani. Eyvallah. Ha, belki evet bekleyebilir, daha üst seviyede kalabilirdim. Kendimi daha farklı bir pozisyona koyup orada ben buranın hocasıyım imajını verebilirdim. Ama hayır ben futbol emekçisiyim ve futbola hizmet hocam, için. Hocam o noktada da pek çok hocamızla konuşurken tıpkı sizin gibi sadece kararları kendileri veremediklerini çünkü bir ekiple hareket ederek o ekipteki insanları da düşünerek hep tabii birlikte. Ki bunların hepsi, ben bunu Aykut Hoca'dan duydum mesela. Ama yani, bunların hepsi bir etken. Ekip tabii ki yani, şu anda benimle beraber 6 arkadaşım dışarıda duruyorlar. Evet. Yani 6 aile daha bekliyor yani şu anda. Burada sadece, az önce ben de öyle işte yaptım ama sadece şöyle bir eleştiri değil. Ya Hamza Hoca niye A takımına gidiyor? Çünkü Hamza Hoca'nın arkasında 5 tane daha aile var. Tabii. O tabii. Bir ekip duygusu. Bunları tabii unutmamak lazım tabii. Onları tek da düşünmek zorundayım doğru. Tek başıma. Belki sağ olsun arkadaşlarım aldığım kararları yani bazen tek başıma da almak zorunda kalabiliyorum. Ama onlar da neresi olursa olsun hiçbir zaman hani hocam ne işimiz var burada gibi. Hiçbir zaman öyle bir şey de söylemediler. Ve hep beraber gittik. Neresi olursa olsun en iyisini yapmaya gayret ettik. Eyvallah. Hocam. Bu yönden de ekip arkadaşlarıma da buradan teşekkürü de borç biliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten eleştirilerimiz dahil size olan sevgimiz, saygımız zaten baki. İyi ki varsınız. İyi ki Hamza Hamzaoğlu gibi bir insan. Yarın antrenörlük olur olmaz. Silivri'de bak sizi çok fit gördüm. Ne güzel toprakla uğraşıyormuşsunuz. Çok fit gördüm. Öyle bitirelim. Hayat biraz toprağın içine geçiyor galiba değil mi çalışmadığınız zaman? Tabii şimdi çalışmadığımda işte Silivri'de bir yerimiz var orada. İşte herkes gibi bizde ufak tefek bahçe, işte tavuklar var. Taze yumurta alıyoruz falan. Güzel bir hayat kurmaya çalıştık. Yani bu hayatı tabii yine ben 25-30 yıl önce yani 95 senesinde oradan yer aldım ve böyle bir hayal kurdum. Yani çocuklarımın yarın uzaklaşabileceği, benim işimden uzaklaşabileceğim boş zamanlarımda bir yer olsun diye.
Ve orada meşgul olurken aslında her şeyi unutuyorum. Yenileniyorum. İşte eşimle sık sık tatile çıkıyoruz. Yani tatil dedim, gezmeyi seviyoruz. Arabayla olsun, motorla olsun. Eyvallah. Yani çıkıp dolaşıyoruz. Boş zamanlarım da böyle geçiyor. Mutlusunuz yani. Mutluyum. Eyvallah. Şükürler olsun. Arkadaşlar çok güzel ve mutlu bir insanla konuştuk. Rabona ekranlarında sevgili Hamza Hamzoğlu hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz bizleri kırmadığı için. Hocam ben teşekkür ederim Mehmet. Başarılar çünkü diliyorum ama sizin sanki hayattaki başarınız o Silivri'deki toprağı biraz daha fazla ele almak, biraz daha tabii ki futbol atkı işince yanıyordun ama orada da mutlu olduğunuzu görmek mutluluk verici benim. Ya mutluyum tabii ama futbol bizim hayatımız. Yani, devam edeceğiz diyorsunuz. Tabii ki devam edeceğiz yani. Emekli olmuşuz gibi yansıtmayalım. Tabii ki futbol Allah nasip ederse inşallah gücümüz yettiğince. Var mı bu ama bir şeyler oldu mu? Çok aşırı da ısrarcı olmak istemem. Yani belli bir seviyeye geldikten sonra futbolun farklı alanlarında, farklı pozisyonlarda da futbola hizmet etmek isterim. Yaşım geldi mi bırakırım. Eyvallah. Geriden gelen gençlere. Onlar devam ederler ki hocam. Yeni gelen hocalarımızdan da çok çok başarılı olanlar var. Memnunum, başarılı şimdi olanlar var. Lafı bitiremiyorum. Sayısının da artmasını lafı istiyorum. Bir türlü. Mesela Okan Hoca'yı falan özellikle sormadım. Çünkü Hamza Hoca'yı Galatasaray'la ilgili bir polemiğin ya da bir değerlendirme içinde tutmak. Oldum, ha, sen Okan'ın gelmesine çok mutlu oldum. Ve inşallah da başarılı olsun. Çok eyvallah istiyorum. Yürekten. Çok çok teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Rabona ekranlarından, ekipteki tüm arkadaşlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.